Açıldı. Bugün burada sertifikalarını vereceğimiz kişiler bu kurslara katılan kursiyerlerimiz. Ve bugünkü kurs belge alacaklar dahi toplam 1007 kişiye biz girişimcilik eğitimi kazandırmış olduk. Ayrıca bu yıl içerisinde 2 tanesi cezaevinde açık hükümlülere çıktıklarında iş problemleri olmasın, yan ceplerinde bu belgede bulunsun, böyle bir alternatif de bulunsun diye 2 tanesi cezaevinde olmak üzere 4 tane kurs daha açacağız. Ayrıca sivil toplum örgütlerinden de beklentimiz bu yıl sonuna kadar bu sayının 20'ye çıkarılması. Bu 2014 yılı içerisinde toplam 28 girişimcimiz bizden destek almaya hak kazandı. Önümüzdeki cuma günü de kurulumuz var. Burada da 10 tane girişimcimizin şu anda müracaatları var. Umuyorum ki onlar da kurulumuzdan başarıyla geçecek ve destek almaya hak kazanacaklardır. Bu rakamlar gerçekten bizi tatmin eden rakamlar değil. Beklentimizin çok çok altında olan rakamlar. Ama şöyle bakıyoruz biz. 2013 yılına kadar, hatta biz geldik 2013'te kuruldu ama asıl faaliyete geçmemiz 2014 yılının başıdır. 2014 yılı başına kadar burada NİDE temsilciliği vardı KOSGEB'in ama NİDE İl Müdürlüğü, Hizmet Müdürlüğümüz yoktu. İnşallah bundan sonra biz sivil toplum ticaret odamız, esnaf odalarımız, valiliğimiz, belediyelerimizle birlikte inşallah daha bir atılıma geçerek daha çok değer kazandırmaya çalışacağız inşallah. Bunun sağlanması için biz NİDE KOSGEB olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu konuda da her zaman ifade ettiğimiz gibi 7-24 saat bilinciyle çalışıyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütümüz, herhangi bir kuruluşumuz bize hangi saatte olursa olsun gel dediğinde, bize desteklerinizi anlatın dediğinde biz oraya koşmaya hazırız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hedefimiz NİDE'li esnafın, NİDE'li ticaret erbabının, sanayinin ve girişimcilerin desteklerden azami ölçüde istifadesini sağlamak. Değerli misafirler, Türkiye'nin genç ve büyük nüfusunu dikkate aldığımızda önümüzdeki 10 yıl içinde çok başarılı firmaların doğuşuna tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili emareleri zaman zaman görüyoruz. Özellikle son 10 yılda Ar-Ge alanında, girişimcilik alanında büyük başarıları, büyük başarı hikayelerini birçok gazetede okuyoruz. Biz diyoruz ki bu başarı hikayeleri neden NİDE'de yazılmasın? Bu başarılara neden biz NİDE olarak ortaklık etmeyelim? Biz neden NİDE olarak buralardan payımızı almayalım? KOSGEB olarak nihai hedefimiz dünya çapında, NİDE ölçeğinde bakırsak Türkiye ve dünya çapında, Türkiye genelinde de bakırsak yine dünya çapında markalaşmış şirketler, işsizlik problemi çözülmüş bir Türkiye hedefimizdir. Geleceğin Türkiye'sini inanıyorum ki burada bulunan değerli girişimci, genç beyin arkadaşlarımız oluşturacaktır. Mutlu, müreffeh, ekonomik ve işsizlik problemini çözmüş Türkiye onların gayretleriyle gerçekleşecektir. Sözlerimi tamamlamadan önce NİDE'li sanayici ve esnaflarımız ile NİDE'li hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen haddimi aşmış olduğumu düşünmeyin. Gittiğimiz yerlerde karşılaştığımız sorunlardan dolayı ben bu sorunları dile getiriyorum, bu çağrıda bulunuyorum. Bilindiği gibi biz KOSGEB olarak yeni girişimcilere 3000 lira kuruluş gideri, 15 bin lira makine tesisat desteği, sonra da her ay biner lira olmak üzere 12 bin lira da işletme desteği veriyoruz. İşletme giderleri desteği veriyoruz. Totalde 30 bin lira. Bu elbette ki ayrıca isteyene işte 2 yılı ödemesi 0 faizli 70 bin lira makine tesisat desteği kredisi veriyoruz. Bunlar azımsanacak rakamlar değil. Yani 30 bin lira hibe, 70 bin lira 0 faizli baba oğluna vermez. Ama bu her şeyi, siz bu desteği verdiğinizde iş bitiyor mu? Değil. Burada NİDE'li sanayicimize, esnafımıza önemli görevler düşüyor. NİDE'li sanayici ve esnaflarından beklentimiz bu girişimcilik, girişimci adaylarımıza güvenilir liman olma konusunda destek olmaları. NİDE'li sanayici ve esnaflarımız bu genç girişimcilere mentorluk yaparak, danışmanlık yaparak, koçluk yaparak bir deniz feneri gibi onlara yol göstermeli,
onlara bu geçiş dönemlerinde kol kanat germeli. Girişimci adaylarımız gerekirse sizlerin yanında staj yapsınlar, bildirmediklerini öğrensinler, pratiklerini geliştirsinler ve onların bu işin altında başarıyla kalkmasını el birliğiyle sağlayalım. Bu konuda bizim COSGAP olarak da yeni bir desteğimiz var. Erasmus diye bir programımız yeni uygulamaya konulacak. Erasmus programı çerçevesinde dünyada anlaştığımız, protokol yaptığımız şirketlere gidip girişimci adaylarımız burada staj yapabilecekler. Onların oradaki masrafları da COSGAP olarak tarafımızdan karşılanacak. Değerli dostlar, ikinci çağrım yine esnaf ve sanatkarlarımıza. Bilindiği gibi bizim COSGAP olarak aynı sektörde veya birbirini destekleyen sektörlerde 5 girişimci bir araya geldiği zaman biz bu girişimcilere diyoruz ki birlik ve beraberlikte bereket vardır, rahmet vardır. O zaman biz de size katkıda bulunalım diyoruz ve biz burada işbirliği, güç birliği programı çerçevesinde bir araya gelen işletmelere 250 bin lira hibe, 500 bin lirada geri ödemeli 0 faizli destek veriyoruz. Bu desteklerin Niğdeli esnaftan da esnafın da istifade edebilmesi için azami gayret gösterdik. Birçok sivil toplum örgütünü, odayı ziyaret ettik. Bizi dinlediler, güzel tepkiler verdiler. Ancak daha sonra iş gerçekleştirme noktasına gelince hep şunu söylediler. Ya iyi güzel, hoş söylüyorsun da bizim Niğde'de böyle işte ortak iş yapma kültürü yok. Biz bir araya gelemeyiz gibi şeyler söylediler. Şimdi bu yaklaşım Birko, Nilaş gibi çok ortaklı şirketleri kurulmuş liderlere ve Nide'ye haksızlık gibi geliyor. Umuyorum ki bu süreci de hep birlikte aşacağız. Nide'nin ekonomik büyüme ve refahtan payını alabilmesi, gelişip büyümesi, sanayileşmesi için mutlaka ortak iş yapma kültürünün yaygınlaşması gerekiyor. Biz COSGAP Niğde olarak bu işin öncüsü olmaya hazırız. Yeter ki siz bizlere bir adım atın, biz inşallah sizlere koşarak geliriz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Diğer bir çağrım Niğdeli hemşehrilerimize. Üzülerek ifade etmeliyim ki Niğdeli esnafı ziyaret ettiğimizde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi şu. Esnafımız diyor ki, Niğdeli birçok hemşehrimiz, başta giyim olmak üzere birçok ihtiyacını çevredeki büyük illere gidip oradan gideriyor. Mobilyasını gidip oradan alıyor. Böyle olunca burada sanayi gelişmiyor diyor. Bundan müşteki. Şimdi değerli arkadaşlar, Niğde'deki esnaf gelişirse, Niğde'deki sanayici gelişirse Niğde gelişir. Buradaki sanayici ve esnaf büyürse Niğde büyür. O nedenle diyorum ki Niğde'mizde alışveriş yapalım. Yakın zamanda işlerini kuracak olan bu genç girişimci arkadaşlarımıza destek olalım. Hem onlar büyüsün, hem onlar kalkınsın, hem Niğde kalkınsın. Hep beraber büyüyelim inşallah. Bu duygu ve düşünceler üstünde sözlerimi tamamlıyor. Sabrınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Girişimlere ihtiyacımız var. Sizler girişimcilik sertifikalarını almak için 70 saat eğitimden geçtiniz. COSGAP desteğinden yararlanarak da başarılı işletmeler kurabilirsiniz. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, COSGAP ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile işbirliği yaparak açtığımız bu kursun girişimcilerimize yeni imkanlar sağlayacağını biliyoruz. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve şehrimizin hak ettiği konuma gelebilmesi için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşması, tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde üzerine düşen görevi yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Bunun en güzel örneği burada bugün uygulamalı girişimcilik eğitiminde görülmektedir. Sivil toplum kuruluşları da ve devlet işbirliği bu eğitim programında birlikte hareket etmektedirler. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler kapsamında girişimcilik kültürünün Niğde'de yaygınlaştığı, Niğde'nin de bu konuda bir potansiyel olduğu ve bunun değerlendirilmesi amacıyla yeni eğitimlerin verilmesi, eğitimlerin yaygınlaştırılması ve iş kurma potansiyeli olan kişiler ile özellikle iş kuracak kişilerin konudan haberdar edilerek farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Değerli katılımcılar, açılacak yeni eğitimlerde bir önceki eğitimlerde kontenjan sınırından dolayı eğitime alamadığımız kişilere öncelik verilecektir. Bundan sonra da
NİSSE olarak kendi işini kurmak isteyenlere her zaman destek vereceğiz, destekleyeceğiz. Ben Ticaret ve Sanayi Odası adına katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu yana tekrar aranızda olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu programı organize eden NİDE KOSGEB İl Müdürlüğümüze, Ahiler Kalkınma Ajansı'na şahsımı böylesine anlamlı, böylesine güzel bir program için davet ettikleri için de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Az önce ifade edildi, bugün KOSGEB, NİDE Ticaret ve Sanayi Odası, Ahiler Kalkınma Ajansı, Bor Ticaret Odası, Çamardı Belediyesi, Kapadokya Kadın Gençlik Eğitim Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursları neticesinde başarılı olan kursiyerlerimize girişimcilik sertifikalarını vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu sertifikasını takdim edeceğimiz değerli girişimci adayları bundan sonra da KOSGEB'in verdiği bir takım finansal destekler neticesinde yeni iş imkanları yaratmaya, yeni istihdam alanları yaratma ya da namzet olarak inşallah geleceğin NİDE'li iş adamları olarak karşımıza çıkacaklar. Açıkçası ben bu atılan somut adımı çok önemsiyorum. Neden bunu önemsiyorum? Daha önce burada olan dostlarımız bilirler, yaptığımız toplantılarda, dost meclislerindeki sohbetlerde hep şunu söylemişimdir. Bir araya gelip NİDE için güzel vaatlerde bulunmanın ötesinde, NİDE için güzel şeyleri söylemenin ötesinde küçük de olsa bir takım somut adımları atmanın NİDE'ler için, NİDE için daha anlamlı olacağını düşündüğümü ifade etmişti. Bugün de burada söz konusu olan program bu somut adımlara yönelik en önemli örneklerden bir tanesi. Açıkçası böyle güzel bir adımın NİDE'de gerçekleştirilmiş olması da NİDE'li bir kardeşiniz olarak beni mutlu etmekte. Şimdi 2 yıl öncesine baktığımızda burada KOSGEB diye bir hizmet müdürlüğü yoktu. KOSGEB'in kurulmasıyla birlikte 2 yıllık süreçte özellikle 2012 ve 2013 tarihleri arasında 32 adet kurs düzenlenmiş. 910 girişimci adayına sertifikalar verilmiş. Bunlardan 28 tane girişimcimiz halihazırda NİDE'de iş yerlerini açmışlar, iş hayatlarına devam etmektedirler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki bu sayı artarak devam edecek. Yine 2014 yılı içerisinde az önce Sayın KOSGEB İl Müdürümüz bahsetti, 4 kurs açılmış. İşte bugün de burada farklı ilçelerimizde ve ilimizde açılmış olan girişimcilik kursları sonucunda başarılı olmuş kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Bu sayıda 97 olarak karşımıza çıkıyor. Yine KOSGEB Müdürlüğümüz tarafından 2 tanesi yarı açık cezaevinde olmak üzere 4 girişimcilik kursu planlanmış, hizmet alımları yapılmış, Eylül ayı içerisinde de açılması planlanmakta bu kurslar. Hedef ise bu yıl için en az 10 adet girişimcilik kursu düzenleyerek 250 ila 300 girişimci adayına sertifika vermek. Tabii ki bu kursları düzenlerken KOSGEB tek başına yeterli olamayabiliyor. Bu kursların düzenlenmesinde, bu kurslara katılım sağlanmasında, katılımın artmasında da özellikle sivil toplum örgütlerimizin, NİDE'deki sivil toplum örgütlerimizin ve sanayi kuruluşlarımızın, odalarımızın ve borsalarımızın bu işe desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bekliyoruz. Ben KOSGEB'in kurulması ve bu faaliyetlerin yapılmasında emeği geçen başta değerli milletvekillerimize, Sayın Kavaklıoğlu'na ve Sayın Selvi'ye, Sayın Valimize, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza, Organize Sanayi Bölgesi Başkanımıza ve bu alanda emeği geçen diğer paydaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve ümit ediyorum ki NİDE için
bu tür adımların yine bu paydaşlarla birlikte, katılımcılık ve işbirliğiyle birlikte gelecek dönemde de farklı alanlarda, turizmde, sanayide, yine eğitimde, yine sosyal alandaki projelerle bu projelerin gerçekleşmesine hep birlikte katkı sağlayacağız. Hep birlikte bu projeleri NİDE için gerçekleştireceğiz. Bu konudaki inancımı da tekrarlamak istiyorum. Yine bakanlık olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler COSCED'in bu tür faaliyetleriyle birlikte kamuoyundan takip etmişsinizdir. NİDE'ye bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulumunu sağladık. Bu teknoloji geliştirme bölgemizin kuruluşunda özellikle emeği geçen rektörlüğümüze, NİDE Üniversitesi Rektörlüğü'ne, NİDE Ticaret ve Sanayi Odamızın yetkililerine ben bu gayretler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu teknoloji geliştirme bölgesinin de ihale süreci tamamlanmış. Yakın zamanda altyapı ve üst yapı projelerini de tamamlayarak kısa sürede bu bölgemizde faaliyete geçirmiş olacağız. Özellikle NİDE'mizin sanayi altyapısının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki sanayi kuruluşlarıyla desteklenmesi anlamında yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, yüksek teknolojinin kullanılması anlamında da gelecek dönemde teknoloji geliştirme bölgemizin önemli bir rol üstleneceği kanaatindeyim. NİDE'li iş adamları, sanayiciler ve sivil toplum örgütleri olarak, üniversite olarak bu teknoloji geliştirme bölgesinin de sahiplenilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine malumunuz NİDE'deki sanayinin kalbi olan organize sanayi bölgemizinde diğer sanayi bölgelerine nazaran herkesçe kabul edilen bir şey, gerek yerleşke olarak, gerek üretilen katma değer olarak, gerekse yönetim olarak çok ileri düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu da bize açıkçası ayrı bir mutluluk veriyor. Bu OSB'mizin alan genişlemesine ilişkin küçük bir sorunu vardı. Bakanlık olarak da bu sorunun yakın takipçisiyiz. Kısa sürede bu sorunu aşmış olacağız inşallah. Değerli dostlar, şimdi birazdan sertifikasını vereceğimiz girişimcilerimiz önümüzdeki dönemlerde bir takım girişimcilik faaliyetlerinde bulunacaklar, iş kuracaklar ya da mevcut işlerini genişletmek isteyecekler. Bir takım iş alanları oluşacak, istihdam alanları oluşacak. Belki geleceğin önemli iş adamları olarak karşımıza çıkacak. Temennimiz bu ve bu konuda da inancımı yinelemek isterim. Ancak bu girişimcilik faaliyetlerini sürdürürken COSCED olarak beni davet ettiklerinde, ya sizin hem işletme alanında akademisyensiniz, işletme doçentiyim, daha önce özel sektör tecrübem var, bir de kamuda sürekli bu girişimcilik desteklerini verdiğimiz için o girişimcilere karşılaştığı sorunları, bu sorunları aşmak için ne tür çözümü ürettiklerini de bildiğimiz için bu konuda girişimci adaylarımıza neler söylemek istersiniz dediklerinde ben de çok uzatmadan, zaten girişimcilik programında bu teknik bilgiler size verildi. Ben bu işin teknik boyutuna girmeyeceğim ama en azından bugün en önemli sanayi kuruluşumuzun temsilcilerinden de duyabileceğiniz bir takım altın niteliğinde öğütler var. Kısaca bunların altını çizmek istiyorum. İleriden bu işinizi kurduğunuzda girişimcilik faaliyetini de bulunurken bunlar kulağınızda olmasını istiyorum. Girişimciliğin, başarılı bir girişimciliğin olmazsa olmazı ve en önemli temel dinamiği nedir diye bana sorarsanız, mutlaka güvenilir bir iş sahibi olacaksınız, güvenilir bir girişimci olacaksınız, dürüst olacaksınız, çalışkan olacaksınız. Bu sadece girişimcide olması gereken bir vasıf değil bunlar. Aynı zamanda bir insan olarak da aslında bizlerde bulunması gereken temel nitelikler. Tabii bunun karşısında ne var? Niye biz bunu söylüyoruz? Çünkü yarın iş hayatına başladığınızda size hep şu tuzak bekleyecek. Kısa vadede para kazanmak için hep uzun vadede size değer katacak, size fayda getirecek bir takım özellikleri bertaraf ediyorsunuz. İşte bunlar az önce saydığım özellikler. Dolayısıyla hedefiniz asla kısa sürede zengin olmak değil,
güvenilir olmak ve saygınlık kazanmak olsun. Eğer güvenilir bir girişimci olursanız, saygın bir kişi olursanız, emin olun size belki paranın da açamayacağı kapıları açacak ve etrafınızdaki insanlar sizin bu vasfınızdan dolayı sizinle işbirliği yapmak için can atacaklar. Bunu ben önemsiyorum. Bu bağlamda asla küçük çıkarlarınız için günübirlik ve küçük hesaplar içerisinde olmayın. Bununla birlikte şunu da unutmayın, siz güvenilir olduğunuz kadar sizin de güvenebileceğiniz insanlarla işbirliği yapmaya, iş yapmaya çalışın. Eğer yapacağınız işi sağlam temellere oturtmak istiyorsanız, bunun temel dinamiklerinden bir tanesi güven ve güvenilir olmak, diğeri de çalışkanlık. Hiçbir şeyi çalışmadan elde edemezsiniz. Bir diğer önemli tavsiyem de şu olacak. Elbette ki yeni iş hayatına başlayanlar ya da işine devam ettirmek isteyenler bir takım sorunlarla karşılaşacaklar. Burada büyük sanayi kuruluşlarımızın temsilcileri var. Şimdi onlara sorduğunuzda şöyle, ya şu geçmişteki iş hayatınızı bir anlatın dediğinizde size ne tür sorunlarla, gerek bürokraside, gerek iş yaptığı, iş yaparken tedarikçilerle sorunlarda, pazarlamayla ilgili sorunlarda, personelle ilgili sorunlarda, finansman bulmada, her alanda onları hayattan bıktıracak bir takım sorunlarla karşılaşmışlardır. Sizler de bunlarla karşılaşacaksınız ama buradaki sizin temel sermayeniz şu olacak. Sabırlı olacaksınız ve bu sabrın neticesinde de o sorunun üzerine giderek yılmadan çözmeye çalışacaksınız. Ve bu sabır size başarıyı getirecektir. Buna emin olun. Biliyorsunuz çok sık kullanılan bir söz vardır. Aydınlığa en yakına karanlığın en koyu olduğu andır. Dolayısıyla sizin artık bıktım bırakıyorum bu işi dediğiniz anda emin olun ki bir adım sonrası sizi feraha kavuşturacak bir adımdır. Bir diğer üzerinde durmak istediğim nokta ise rakiplerinize ya da rakiplerinizin müşterilerine odaklanmak yerine kendi müşterilerinize odaklanın. Kendi müşterilerinize odaklanırken de lütfen şunu unutmayın. Amacınız sadece müşteriye bir defa daha mal ya da hizmet satmak olmasın. Artık ben ya bir defa ürünümü satarım, ondan sonra da bu müşteriyle bir daha karşılaştım ya da karşılaşmam değeri bitmiştir. Artık geldiğimiz dönemde firmalar müşterilerine ürün ya da hizmet satmıyorlar. Bunun ötesinde başka şeyler satıyorlar. Müşterileriyle dert ortağı oluyorlar. Müşterilerinin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorlar. Aslında siz bir ürün ya da hizmet satarken yaptığınız şey karşı tarafın bir ihtiyacını karşılamak. Dolayısıyla bu ihtiyacın nasıl, ne şekilde karşılanacağı, nasıl karşılanacağı her zaman müşteri tarafından da bilinmeyebilir. Dolayısıyla siz müşterinizle ilgilenirken onun sorununu kendi sorununuz gibi algılayıp o sorunu çözmeye odaklanın. İnanın böyle olursanız müşterilerinizle aranızda duygusal bir ilişki gelişecektir. Zaten bu yakınlık ilişkisini kurduğunuz takdirde de o müşteri sizin sadık müşteriniz olacaktır. Dolayısıyla rakibiniz ne yapıyor, rakip müşteriler ne yapıyor, bu sizi çok ilgilendirmesin. Siz kendi işinize odaklanın. Ve bunları yaparken de, işletmecilik faaliyetlerini yaparken de elinizdeki imkanları, elinizdeki değerleri, elinizdeki varlıkları, bu sermaye olabilir, insan kaynağınız olabilir, makine teçhizatınız olabilir, tedarikçileriniz olabilir, pazarlamacılarınız olabilir vesaire. Bunları mutlaka mantıklı ve rasyonel kullanmaya çalışın. Yani işletmecilik çok özellikle rekabetin yoğun olduğu günümüzdeki işletmecilik faaliyetleri maceraya çok fazla meydan vermeyen bir alandır. Ya bir macera yaşayayım, ya bu alana gireyim dersiniz, ondan sonra orada kalırsınız, bir daha çıkamazsınız. Ama bu şu demek değildir, ya ben hiç mi risk almayacağım? Elbette ki risk alacaksınız. İşletmeciliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de risk almaktır. Ama bu alacağınız risk çok büyük riskler olmayacak, kendi çapınıza göre, kendi gücünüze göre ve bedelini ödeyebileceğiniz risk alacaksınız. Yani bütün sermayenizi bir anda yok edecek riskleri almamanız gerekiyor.
Ve çalıştığınız insanlara da mutlaka kendinizin güvenilir olduğu kadar çalıştırdığınız insanlara da güvene, birlik ruhunu, huzurlu çalışmayı ve müşterilerinize saygılı olmayı öğretmeniz gerekiyor. Unutmayın ki siz patron olarak, yönetici olarak ne kadar iyi olursanız olun, ekibinizin gücü kadar, ekibinizin güveni kadar, ekibinizin işe karşı sadakati kadar güçlüsünüz. Siz yönetim bürosunda otururken müşteri gelir, elemanınız o müşteriye nasıl davranıyorsa sizin gücünüz de ancak elemanınızın davranış tarzı kadardır ya da elemanınızın gücü kadardır. O yüzden birlikte çalışmaya, ekip ruhuna önem verin ama o ekibinizi, o çalışma arkadaşlarınızı da sanki ailenizin birer ferdiymiş gibi onları da bir taraftan hem insani olarak hem de işletme ahlakı olarak yetiştirmeye çalışın. Ve bu bağlamda asla tek başınıza hareket etmeyin. Mutlaka ekibinizle istişare edin. Ekibinizin dışında özellikle sizin yürüdüğünüz yoldan geçmiş sanayici olabilir, iş adamı olabilir. Bunlarla istişare edin. Daha önce böyle problemlerle karşılaştığınızda bunu nasıl aştınız? Ben bunu nasıl aşabilirim şeklinde istişare edin. Birlikte iş yapma kültürüne mutlaka sahip olmalısınız. Eğer bu işbirliğini, bu istişareyi yaparsanız inanın o konuda sizin hiç aklınıza gelmeyecek çözüm önerilerine sahip olmuş olacaksınız ve daha etkili bir işletmecilik faaliyetinde bulunacaksınız. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hayalperest olmadan işinizde sağlam adımlarla gitmeye çalışın. Ancak adım adım giderken, küçük adımlar atarken şunu asla unutmayın. Yani burada küçük bir market olabilirsiniz, küçük bir bakkal olabilirsiniz. Ama gizli gündeminizde, sizin vizyonunuzda, hedefinizde daima bu işin en iyisi olmak, en büyüğü olmak, öncelikle ilinizde, sektörünüzde, daha sonra ülkemizde bu işle ilgili en iyisi olacağınıza dair gizli bir ajandanız olsun. Ve bu sizin hedefiniz olsun, buna ulaşmak için çırpınır. Ve buna ulaşmak için çırpınırken de ben, ya şu kadarlık bir pazar payım var, bu kadar ürün satıyorum, bu bana yeter ki bunu da idare ediyor, kendimi geçindiriyorum değil. Bakın zaten buna bugünkü rekabet ortamı, teknolojik gelişim buna meydan vermeyecektir. Yaptığınız işle ilgili mutlaka teknolojik gelişmeleri, sosyal dönüşümleri, alınan siyasi kararları, yasal düzenlemeleri, uluslararası gelişmeleri takip edin. Bu gelişmeler, bu çevrenizdeki gelişmeler sizin için sıradan gelişmeler olmayabilir. Mutlaka bu gelişmeler size ya fırsatlar önünüze çıkaracak ya da tehditler ortaya çıkaracak. Dolayısıyla bu gelişmeleri zamanından önce takip ederseniz, buna ilişkin bir takım önlemler alırsanız bir anda mevcut potansiyelinizi, kapasitenizi ikiye katlayabilirsiniz. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. İyi bir girişimcilik, başta fırsatları değerlendirmenin, yenilikleri yakalamanın, risk almanın, çalışkan ve güvenilir olmanın, sabrın ve müşteriye en iyi hizmetin bileşkesi olarak karşınıza çıkacaktır. Eğer bu çerçevede bunları kendinize göre yorumlayıp girişimcilik faaliyetlerinizi bu doğrultuda devam ettirirseniz ben ümit ediyorum ki başarıyı yakalayacaksınız. Ben bu vesileyle, bu duygularla sizlerin aranızda olmaktan, beni sabırla dinlemenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. NİDE için atılacak her güzel adımda birlikte olmanın ümidiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayman. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Efendim buradayız.
Yasin. Değerli dostlarımız, Kosiyeli Kurulu'nda 9 Şubat ayında geldiğimizde esnaf odalarının içerisinde 3. odadaydı. Kurul sürecimize başta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şevket Bey olmak üzere organize sanayi yönetiminden, belediyemizden